Yedi mi, değil mi? Yedi, yedi. Yedi mi? Tamam, beni mi içersin? Ha? Yemek de verelim mi azıcık sana? Ortak düşman değiliz. O yürüyüşe bak. Evet. Evet, bu gördüğümüz Şahin'in tedavisini veterinerlerimiz bu rehabilitasyon merkezimizde gerçekleştirdiler. Ve şu anda doğaya salınacak ve kendi başına yaşayacak kabiliyete ulaştığı için de bugün salıyoruz. Bundan sonraki hayatında da kazasız, belasız, sıkıntısız bir hayat diliyoruz Şahin'imize. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve salıyoruz. Hadi bismillah. Evet, güzel uçuyorsun. Hadi bakayım. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ülke genelinde tüm bölgelerde yaban hayvanları kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri projesi kapsamında biz de 2016 yılında yaban hayvanları kurtarma rehabilitasyon merkezi projemizi programa aldık ve 2016'da ihalesini yaptık ve 2018 yılı itibariyle de bu tesisimiz hizmete girmiş bulunmakta. Bu tesisimiz farklı yapıda bir tesis oldu. Diğer rehabilitasyon merkezlerinden farklı şu, tamamen orman içerisinde, doğal bir ortamda, idari bina, klinik binası, yırtıcı memeliler, geyik karaca barınağı, su kuşları, kanatlı kuşlar, karantina, idare merkezi, ziyaretçi merkezi olmak üzere toplamda 8 bölümden oluşan bir tesis. Özellikle bölge müdürlüğümüze bağlı Sinop, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu illerinden yaralı halde ya da öksüz güçten düşmüş yaban hayvanlarımız buraya getiriliyor ve burada bulunan şu andaki 2 tane veterinerimizce her türlü tedavisi yapılarak, rehabilitesi yapılarak doğaya salımını gerçekleştiriyoruz. Tabii bu geçen yıl itibariyle toplamda 259 tane
çeşitli türlerde gerek memeli gerek kanatlı olarak 259 adet hasta ya da yaralı yaban hayvanı gelmiş. Bunlardan da 161 tanesini iyileştirip rehabilitesini yapıp doğaya salmışız.